Bu yıl Allah nasip ederse 24 Eylül'de Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz. Tabi bir takım yeniliklerimiz var. Mesela Avgat Yaylası'nda Büyükşehir Belediye'mizin bir mobil mezba aracı geldi. Orada inşallah insanlarımızın kurban ibadetlerini orada ifade edecektir. Yine orada oluşturacağımız bir alanda hayvancılıkla işçilik eden insanlarımız orada kendi hayvanlarını pazarlama imkanı bulacaklar. Yine kentimizin temizliğine dair, işte kurban yerlerinin hazırlanmasına dair, kurban satış noktalarının hazırlanmasıyla alakalı hizmetlerimiz, arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Biz tabii diğer belediyenin alacağı tüm tedbirleri almış durumdayız. Tabii Kurban Bayramı, yani her ne kadar insanların sevgiden yana, saygıdan yana, barıştan yana, huzurdan yana bir araya gelmelerini sağlayan en güzel hasretlerden birisi. Ama işte bu hasretlerimizden maalesef gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. Ben bu ülkeyi bu duruma getirenlerden, özellikle bölücü terör örgütünün mensuplarından akıl, izan, birazcık vicdan bekliyoruz. Çünkü yani ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri, havasını teneffüs ettikleri, yani bu memlekete kötülük yapan, yani vicdandan mahrum insanların Cenab-ı Hak bir an önce ıslah etmesini niyaz ediyorum. Bir an önce bu beladan kurtulup ülkemizin tekrar eski bayramlarda doğulusuyla, batılısıyla, Kürdüyle, Türküyle, bütün etnik gruplarıyla huzur içerisinde, kardeşçe, barış içerisinde, sevgiyle, saygıyla, dayanışma halinde hep beraber bu ülkenin yücelmesi, bu ülkenin kalkması için herkesin birlikte mücadele ettiği nice bayramlar temenni ediyorum. Herkesin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'tan huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi, güvenlik güçlerimizi, özellikle bizlerin güvenliğini ve sınırlarımızı emanet ettiğimiz askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi Cenab-ı Hak korusun diyor. Herkese saygılar sunuyorum.